Şuna bak, harika görünüyor. Bu gerçekten benim evim mi? Evet, senin için olduğunu söylemiştim. Hey, bu benim evim. Harika. Eddie, Roddy için bir ev yaptı. Müthiş. Ha? Bir yatak yaşasın. Ha, bu çok eğlenceli. Roddy, dikkatli ol. Bir şey olmaz. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Daha dikkatli olmam gerekir. Roddy! Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yeni evinde güle güle otur. Bu da ev hediyen benden. Sana kitap getirdim. Ben de sana bunu getirdim. Minik bir araba. Top. Benden de bir kamyon. Sağ olun. Lupi'yi buralarda göremiyorum. Haklısın. Buradayım. Kutlama için size pasta getirdim. Tebrik ederim. Hadi üfle ve mumu söndür. Mumu mu? Roddy, şöyle püf diye üfleyeceksin ve mum sönecek. Ağzımla mı üfleyeceğim? Ama sen nefes almadığın için üfleyemezsin. Roddy muma üfleyemedi. Artık yemeye başlayalım mı? Evet. Evet, hadi. Çok lezzetli. Bayıldım. Roddy, sen yemek yiyemezsin. Yiyemez miyim? Ama Roddy tıpkı arkadaşları gibi yemek yiyebilmek istiyor. Roddy şimdi de süt içmeye çalışıyor. Ama bir türlü başaramıyor. Harika olmuş gerçekten. Roddy sütü üstüne döktü. Bütün gün oyun oynamak istiyorum. Gelin. Roddy'ye tuhaf bir şeyler oluyor. Roddy, sen hiçbir şey içemezsin. Galiba kendine geliyor. Roddy, iyi misin? Ne güzel bir uykuydu. Çok şükür. Sıvı içemezsin. İçersen devrelerin bozulur. Artık hiçbir şey yiyip içme, tamam mı? Artık gitsek iyi olacak. Hoşçakalın, sonra geleceğim. Akşamüstü oldu. Herkes evine dönüyor. Ben de evime gideyim. Hoşça kal. Güle güle. Roddy çok mutlu. Kendine ait bir evi var. Küçük bir araba. Evet, şunu bir deneyeyim. Buna bakalım. Çok eğlenceli. Harika. Evet. Bu Roddy'nin sesi. Evet. Burada. Eddie, iyi misin? Roddy, evet, şu anda iyiyim. Özür dilerim. Önemli değil, topu bilerek atmadın. Yeni evin için tekrar kutlarım Roddy. Eddie, sağ ol. Tamam, hadi artık uyuyalım, hadi. Tamam. Roddy, Eddie gibi bir arkadaşı olduğu için çok mutlu. Roddy'nin rüyası. Ah.
Pororo ve arkadaşları... Merhaba. Merhaba. Neden hepiniz buraya geldiniz? Eddie bize bugün en son buluşunu göstereceğini söyledi. Hı-hı. En son buluşunu mu? Ben muhabiriniz Peti. Doktor Eddie ile yeni buluş hakkında konuşacağım. Doktor Bey, bize yeni buluşunuzu anlatır mısınız? Bu çok amaçlı bir robot. Size göstereyim. Yeni robot bu mu Doktor Eddie? Evet öyle. Bayan Lupi, lütfen robotu çalıştırın. Tamam. Önce temizlikle başlayalım. Evet, evet, evet. Gözlerime inanamıyorum. Evet, robot temizlik yapıyor. Harika bir manzara değil mi? Yapabildiği tek şey bu değil. Size bu robotun diğer marifetlerini de göstereyim Bayan Lupi. Bu defa robotumuz gitar çalacak. Robot gitar çalıyor. Doktor Eddie adıyla hitap eden kim? Doktor Eddie mi? Wrong, wrong. Hala uyanamadım. Hepiniz hoş geldiniz. Söylesene, Doktor Eddie nereden çıktı? O mu? Rüya görüyordum da. Rüya mı? Rüya ne demek? Rüya uykunda gördüğün şeylerdir ama robotlar rüya görmez. Eddie. Bize bugün yeni buluşunu göstereceğini söylemiştin. Haklısınız. İşte bu. Ne? Uçabilen bir makine. Uçan bir makine mi? Ama üzerinde kanat bile yok. Çünkü bu kanatlarla uçmuyor. Aslında bunu Rodi için yaptım. Benim için mi? Evet. Şimdi nasıl çalıştığını göstereyim. Evet. Oldu. Bu gerçekten uçuyor mu? Evet, elbette. Şu düğmeye basınca uçabilirsin. İşte bak. Ne oldu böyle? Bulutların üstündeyim. Bu. Kimsin sen? Ben Kral Pulala'yım. Asıl sen kimsin? İmdat! Ben Rodi'yim. Zevkli bir şey bu. Ben de deneyeyim. Beni izlemekten vazgeç. Bu çok eğlenceli. Rodi nereye kayboldu? İşte orada. Rodi! Rodi! Merhaba Pororo. Yakaladım seni. Rodi! Rodi! Rodi, iyisin değil mi? Neredeyim ben? Kendi evindesin. Peki Kral Pulala'ya ne oldu? Kral Pulala mı? Sanırım Rodi rüya gördü. Rüya mı? Ama robotlar rüya görmez ki. Bu çok tuhaf. Neden uzanmıyorsun Rodi? Tamam. Gerçekten tuhaf. Bulutların üstünde çok güzel vakit geçirdim. Rodi gerçekten rüya mı gördü? Yoksa bulutların üstünde sahiden Kral Pulala diye biri var mı?